senin için nasıl geçti sınav genel olarak? Tuhaf geçti. Ne zor ne kolay, belirsiz. Zordu. Fen falan uzundu ama yaptım yani. Yani sözel çok basitti ama sayısal da matematik için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Matematik bayağı zordu. Zordu. Matematikte zorlandık biraz. Sayısal biraz zordu. Sayısal zordu ama sözel beklediğimden kolay geçti. Ortaydı, çok da iyi değildi. Geçen seneden daha zordu. Yani normal. Çok zor değil, çok kolay değil. Bazı yerleri çok zordu ama genel olarak aşırı zor değildi. Sadece sayısalda zorlandım. Sözelde çok caydırıcı sorular vardı ama genel olarak sözel sayısala göre daha iyi geçti. Yetiştirdim, boşlarım var ama güzel geçti. Sınav öncelikle iyi geçti ama örnek sorulara sözelin pek benzediğini düşünmüyorum. Sayısal benziyordu ama sözel benzemiyordu. Matematik sadece zorladı bizi. Matematiğime güveniyordum ama bence biraz zor çıktı. Matematik hariç iyi geçti, evet. Bu pandemi sürecini iyi değerlendirdik yani. Güzeldi bence. Biraz zor, biraz kolay. Süre yeterli miydi senin için? Yani sözel için bir 10 dakika daha verseler olurdu aslında. Süre benim için yeterliydi. Süre yeterli oldu, evet, süre yeterliydi. Evet, süre yeterliydi. Son 15 dakikada gayet yapmıştım, bekliyordum. Evet, süre yeterliydi. Sözel bölümde 5 dakika önce, matematikte de 15 dakika önce bitirdim. Yeterliydi, evet. Bence yeterliydi. Hani sorularda da çok büyük zorluklar yoktu. Evet, süre yeterliydi. Gayet yeterliydi. Hatta fazla bile olabilir. Süre yeterli geldi bence. Evet, yetti. Süre yeterli oldu. Bir boşum var sadece, o kadar. Sözel iyiydi de sayısal biraz yeterli gelmedi. Yani yetiştiremedik tam olarak. Evet. Evet, ya yeterince yeterli geldi. Hatta fazladan da bir 10 dakika kalmıştı. Bayağı kontrol etmeye de zaman kaldı. Çok iyiydi yani. Evet, yeterliydi bana göre. Ne? Evet. Arttı bile, vaktim kaldı fazladan. Yeterliydi. Güzel, yetti yani. Evet, yeterli geldi. Sanki bir 5-10 dakika daha iyi olsaydı birkaç fazla daha soru yapılabilirdi ama. Süre ucu ucuna kurtardı. Süre ben önce bitirdim, sonra yapamadığım sorulara bak. Yeterliydi, hatta 5-10 dakika arta kaldı, cevaplarımı kontrol ettim. Yani işte o okuma şeyi bana biraz yeterli gelmedi. Ben bir de yavaş yazıyorum biraz. Yeterli geldi yani, hatta benimki biraz arttı. Gelmedi yani, biraz daha uzun olabilirdi süreler. Evet, hepsi yeterli geldi. Hangi dersler daha kolay ya da daha zordu sence? Matematik. Matematikte zorlandım. En çok matematikte zorlandım. Din, sosyal gibi dersler daha kolaydı. Türkçe ve matematik ve fen, onlar daha zordu. Matematik çok zordu. Sözel nasıldı? Sözelim gayet iyi geçti. İngilizce sürem yetmedi, o yüzden İngilizce zorladı, bir de matematik. Türkçe'de biraz zorlandım. Sonra onları da telafi ettim arta kalan zamanlarda. Matematikte, Karekök'te bayağı zorlandım. Fen ve matematik biraz zorladı beni. İnkılap. Zorlandığım tek ders matematik diyebilirim. Matematik, Türkçe, onları da zorlandım ben. Yani en çok sayısal bölümden matematikte zorlandım yani. Matematikte sadece daha fazla boşum var, geri kalan dersler çok zorlandı. Matematik. Matematikte biraz zorlandım. Matematik zordu, geri kalan kolaydı. Sadece fende zorlandım. Kolaydı, Türkçe kolaydı, İnkılap kolaydı. Yani sözel bölüm kolay geçti de sayısal bölüm biraz zor geçti. En çok sanırım matematikte zorlandım. Genellikle matematik oluyor zaten. Onda da yapabildim. Sorun olmadı yani. Matematik ve İngilizce. Matematik. Başkası. Diğerleri güzeldi. Biraz matematik zorladı. Onun dışında iyiydi. En çok İngilizce'de zorlandım. Diğer dersler o kadar zorlayıcı değildi. En fazla İngilizce'de zorlandım. İngilizce zordu birazcık. Birazcık da İnkılap'ta zorlandım. Başka da yok, zorlandım. Matematik çok zorladı yani. Sözel kolaydı bayağı, Türkçe falan. Onun dışında matematik zorladı biraz. Matematikte çok zorlandım ben. Matematik bayağı zordu. Tonguç Akademi'yle çalıştın mı? Çok çalıştım Tonguç'tan. Sürekli videolarını izledim. Evet, internet üzerinden son zamanlarda testlerini çözerek ve konu anlatımlarını dinleyerek çalıştım. Yani sadece Tonguç'la girdim de diyebiliriz. Genellikle TOS'ları kullandım ben. Kitapları kullandım. Tekrar yaptık biraz. Tonguç Akademi'nin çok yararı oldu. Sözel bölümde çok... Ben zaten matematikte fazla ilgilenen bir insan değilim açıkçası. Sözel bölümde çok yararı oldu. Büyük bir yararını gördüm. Tonguç Akademi'nin matematik kitaplarından yararlanmıştım. Onların faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de matematikte de birkaç tane videosunu izlemiştim. Onun verdiği günleri, haftaları takip ettim. Son tekrarlarımı onunla yaptım. Konularımı onunla tekrar ettim.
Evet, çalıştım Tonguç Akademi ile. Özellikle de sosyal medyadan videolarını izledim. Evet, videolarından YouTube'dan yararlandım. Bütün videolarını izledim diyebilirim. Evet, çalıştım. Kitaplarını da aldım. Evet, ben bir konu tekrarlarına bakmıştım. Çok. Yani Tonguç Akademi uygulamasını YouTube'da videolarını çok izlemiştim. Ondan çok faydalandım. Kesinlikle onun hep canlı yayınlarını, videolarını izledim. Sözel bölümünden çok yararlandım. Tabii ki canlı yayınlarına her zaman katıldım. Onun derslerini çok çok dinledim yani. Evet, canlı derslerine katıldım. Sonra kesin çıkacak sorularını izledim, videolarını izledim. Canlı derslerine katıldım. Evet, onun videolarını hepsini izledim. Evet, çok yardım oldu. Hatta sınav korkumu Tonguç Akademi sayesinde yendim. Evet, çalıştım. Evet, çalıştım. Evet, çoğu canlı yayınlarını izledim. Çalıştım. Canlı yayınlarını falan dinledim.